Efendim, Kadıköy'de sahil yolu üzerinde seyreden iki otomobil sürücüsünün kavgasına trafik polisleri anında müdahale etti. Kavgada otomobillerden birinin arka camı kırılmıştı. Trafik polisleri onları karakola göndermeden önce alkol testi yapmak istedi ama mağdur olduğunu söyleyerek alkol metreyi üflemeyen sürücünün inadı onların sabrını hayli zorladı. Ben hastaneye gittim. Hastanede niçin hastaneye gittin? Arabamı patlattılar, cam kırığı içerisindeydim, ölecektim, gasp edecektim ya. Senin benimle konun ya, trafik ve idari işte. Senin diğer konular arkadaşlar gereğini yapacak zaten. Ben tamam, şimdi üflememe gerek yok. Ben burada ışıklara duruyorum, koşarak. Tamam işte, havadan gelmediniz ki ışıklara, sürerek gelmediniz mi onu söylüyorum. İki sürücünün yol tartışması kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen trafik polisleri hemen müdahalede bulundu. Ancak sürücülerden biri polislerin sabrını zorladı. Adeniz verilecek, görgü tespit yapılacak. Lütfen beni hastaneye götürün. Kadıköy sahil yolunda ilerleyen sürücüler Aydın Kaya ile Can Akşahin arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarını sağa çeken iki sürücü kavga etmeye başladı. Ben hastaneye. Hastanede niçin hastaneye gittin? Arabamı patlattılar, cam kırığı içerisindeydim, ölecektim, gasp edecektim ya. Kavgayı gören trafik polisleri hemen müdahale etti. Ancak işleri hiç de kolay değildi. Çünkü iki taraf da birbirinden şikayetçiydi. Benim arabama niye gasp ediyorsunuz ya? Niye benim arabamı camına kırıyorsunuz? Sürücülerden Aydın Kaya tartışma sırasında otomobilinin arka camının kırıldığı için mağdur olduğunu söyleyip alkometre üflememek için direndi. Diğer sürücü Can Akşahin ise avukat olduğunu belirterek Kaya'nın yolda kontrolsüzce araç kullandığını ve kız arkadaşının yanında kendine küfürler savurduğunu savundu. Tamam ettim ya, küfür de ettim. Ama velakin benim arabama niye gasp ediyorsunuz ya? Niye benim arabamı camına kırıyorsunuz? Aydın Kaya'yı asıl işlemlerinin karakolda yapılacağını ikna etmeye çalışan polisler onu bir türlü alkometre üfletemedi. Üflüyor musun, üflemiyor musun? Benim problemim asayiş problemi. Üflüyor musun, üflemiyor. Trafikte araç kullandın, trafikte olay yaşadın, onu diyorum. Sürücü inadında devam edince zaman zaman tansiyon yükseldi. Arabamı patlattılar, cam kırığı içerisindeydim, ölecektim, gasp edecektim ya. Büyük bir sabırla sürücüyü test olmaya ikna etmeye çalışan polisler başarılı olamayınca Aydın Kaya'yı karakola götürerek yasal işlem başlattı.